Maşallah bütün dünyada böyle etkiniz görülüyor. Bir de eğer zamanınız var bilmiyorum da bu masonların liderleri gelmişti size. Siz söylemiştiniz hocam. Biri dünya masonlarında lideri oldu. Size yazdığı bir mektup var. Okuyayım mı hocam? Ya şimdi adamcağız muhterem. İsim vermeden ya, okuyabilirsin. Tamam inşallah hocam. Yani kim olduğunu söylemezsen Tamam. olur. Ya ben dur dediğim yerde dur ha. Tamam inşallah hocam. Çünkü bilmiyorum şimdi ya. Bizde yok mu mektup ya? Anla sen peki tamam peki. Allah'ın üzerinize nimetlerini yağdırmasını ümit ediyorum. Lütfen Sayın Oktar'a yani size sevgilerimi ve iyi dileklerimi iletin. Aynı zamanda eğer uygun olursa kısa süre önce Tapınak Şövalyelerinin dünya lideri Üstad-ı Azam olarak görevlendirildiğimi kendisine iletir misiniz? Ya Masonların dünyadaki lider olmuş. Evet. Maşallah. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler arasında Allah'ın adına dünya barışını ilerletmesi için biz kendisini destekliyoruz. Beni? Size evet hocam inşallah. Masonlar destekliyormuş. Evet. Barış için maşallah. Bütün dünya çapında. Şimdi Serdar'ım sabahtan itibaren artık işin yoksa uğraş. Elhamdülillah işimiz de yok. Uğraş. Evet, evet maşallah. Müslümanları, Hristiyanları ve Musevileri barış içinde bir araya getirmeye çalışmak için birçok şey yapıyoruz. Kısa süre önce Haziran ayında bir tapınak toplantısında yaptığım konuşmada Sayın Oktar'ın ne kadar harika olduğunu onlara anlattım. Aynı zamanda İstanbul'un da ne kadar muhteşem olduğundan söz ettim. Tapınak geleneğimiz içerisinde 10 yıllardır Türkiye'nin gelecekte halklar ve ülkeler arasında barışın tesis edilmesi için çok önemli bir yere sahip olacağını anlatıyoruz. Ayrıca 2012'ye yakın... Bir daha o cümleyi baştan al. Tapınak... İstanbul'da ne kadar muhteşem olduğundan söz ettim. Tapınak geleneğimiz içerisinde 10 yıllardır Türkiye'nin gelecekte halklar ve ülkeler arasında barışın tesis edilmesi için çok önemli bir yere sahip olacağını anlatıyoruz. Türkiye. Evet, Türkiye merkez. Merkez. İnşallah. Ne diyorum ben? Bunu diyorsunuz hocam inşallah. Türkiye lider ülke. Dünyanın lideri. Dünyanın. Evet. İnşallah. Evet. İnşallah. Bak. Tapınak şövalyeleri yani dünya masonluğunun kanaati de bu. Maşallah. Türkiye lider diyorlar. Evet. Değil evet, mi? Hocam. Oktarım anlıyorsun değil mi olayı? Devam et. Maşallah hocam. İnşallah. Ayrıca 2012'ye yaklaşırken Türkiye ile önemli işler yapacağımızı düşünüyoruz. Artık çok açık görülüyor ki bu da Sayın Adnan Oktar ile olacak. Maşallah. Şimdi Oktar göğsünde ışıltılar. Senin iddiana uygun bir açıklama. Estağfurullah, estağfurullah hocam. Dünya masonlarının ileri söylüyor bunu hocam inşallah. Sanhedrin de o kanaatte. Sanhedrin yani Musevilere. Fakat asıl şey, konu bu evanjeliklerin saplantısını çözmek. Ya bu çok önemli. Şimdi ona basıyoruz. Evanjelikler de Türkiye liderleri dediğinde Bismillah başlıyoruz. Maşallah hocam. İnşallah hocam. Çünkü ha hepsi karşılıyorsa ne olur? Masonlar karşı olsa ne olur? Efendim Hristiyanlar karşı olsa ne olur? Museviler karşı olsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. İnşallah. Gene İslam hakim olur. İnşallah. Zaten öyleydiler hocam. Yani hiç fark etmez. İnşallah. Ama nur ala nur. Destek evet. olur, tabi olurlarsa çok daha güzel. Maşallah. Maşallah. Yani inşallah. Ama Allah razı olsun hocam. Dünya çapında çok önemli şeylere vesile oluyorsunuz hakikaten açık bir şekilde. Evet. Bu biraz önce anlattıklarınızı hocam siz zaten ben şahit oldum. Siz Hristiyanlara da anlattınız. Yani gerçek Hristiyanlığın ancak Muhammedi olarak yaşanacağını. Musevilere de anlattınız canlı yayında. Önce bir Hristiyan... Dünya Masonların lideri sizden gitti Ayasofya'da. Namaz kıldı. Namaz kıldı alnı secdeye gitti. Evet hocam maşallah. Ne dedi? La ilahe illallah dedi. Muhammeden Resulullah. Maşallah. Evet hocam. Maşallah. Değil mi? Evet hocam. Masonlar ayaklandı. Evet. Çok büyük olay çıktı Mason evet. hocaların arasında. Maşallah. Nasıl der diye. Evet. Der. Allah derse der. Maşallah hocam. Değil mi? Maşallah. Hepsine dedirteceğiz Allah'ın izniyle. Elhamdülillah hocam. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Demedik kimse kalmayacak. İnşallah hocam. Çünkü doğru. Doğru. Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber. Doğru bu. İnşallah. Kur'an hak. Doğru bu. Maşallah. Bakar bakmaz anlaşılıyor. İnşallah.
Yani hayali bir şey söylemiyoruz. Doğru olduğu için Allah kalplerine ilka ediyor imanı. İnşallah hocam. Çünkü gerçek Hristiyan olmak istiyorsa zaten Kur'an'a muhtaç. Gerçek Musevi olmak istiyorsa Kur'an'a muhtaç. Başka türlü olmaz. İnşallah hocam.